Yıldızlar Yatırım Holding Kent'in değerlerini sunar. Merhabalar efendim. İyi akşamlar dileyerek Kentin Değerleri programına başlıyorum. Bu haftada önemli bir konuğum var. Sizi çok yıllar öncesine götürecek. Çünkü bu kentte kültür adına yapmadığı çalışma kalmadı. Biz bu kardeşlerimizi, bu arkadaşlarımızı, bu değerli kişileri işte buradan sizlere tekrar hatırlatıyoruz efendim. En çok hoşumuza giden de o. Asla unutulmazlar. Yaptıkları işler beyinlere işlemiş olmalı. O nedenle biz diyoruz ki siz onları unutmadınız ama hadi gelin biz bir kez daha hatırlatalım size kendileri diyoruz ve buraya davet ederek sizlerin karşısında geçmişini ve bugününü anlattırıyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Evet, bugün de benim konuğum yıllarca burada ilk kültür müdürlüğü yapmış, çok önemli işlere, önemli projelere imzasını atmış Sayın Ercan Yemen. Ve hoş geldiniz demek istiyorum kendisine. Hoş geldin Ercan Yemen. Teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel bir sunum yaptın ki açılış. Yok, yani ne yaptım? Duygulandım gerçekten. Yok, şimdi bak defalarca program yaptık seninle. Evet. Niye gözlerin doldu? Geçmişe gitmek çok hoşuma gidiyor. Çok... Bak bu çok hoşuma gidiyor. Neden biliyor musun? Daha hala heyecanlanıyorsun. Evet. Daha hala duygulanıyorsun. Efendim vallahi duygulandı Ercan Müdür. Öncelikle gerçekten... Yani programın adı Kentin Değerleri. Evet. İnanılmaz güzel bir. Güzel değil mi? Bir şey. Yani değerlerimizi tanımak, unutmamak, evet. Onları yeniden hatırlamaya çalışmak. O çağrılan kişiden de öte gelecek kuşaklar arasından da çok değerli, çok gelecek, anlamlı. Evet, onlar evet. Da diyorlar ki, bak ben de kentime evet. Hizmet edersem Ercan abiyi, Ercan amcayı unutmadı kentimiz. Hı-hı, hı-hı. Ben de hizmet edersem beni de unutmaz belki bir gün diyerek. Bu kentlik bilincinin şey. Gelişmesi aslında da evet. Hele Kocaeli gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinden, Balkanlardan, Kafkaslardan gelip burada kaynaş olup yaşayan evet. insanlar için de çok çok güzel bir program. Ben size TV41'e çok teşekkür ederim. Programa emek veren tüm arka plandaki insanlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Güzel bir program. İzliyor gerçekten. Muydun? Kesinlikle. Şimdi, yani fırsat buldukça izliyorum. Tabii. Hepsini olmasa bile birçoğunu izledim. Zaten şöyle bu programlar artık bir belgesel gibi diyorum her konuma da kalıyor. Evet. İnternet fırsat şimdi biliyorsun. Aynen. Bilgisayar denen, internet denen bir şey var. Orada dönüp duruyor. İsteyen istediği zaman oradan izleyebiliyor. Kesinlikle. İnşallah gelecekte bozulmaz gitmez de dediğin gibi geleceğe de bir ışık tutarsınız. Tabii hem öyle hem de az önce söylediğim gibi yani bir kentli olmak demek. Evet. Nedir? Yani o kentte doğup doğmanın ötesinde o kentin geçmişi hakkında bir şeyler bilip geleceği hakkında da bir vizyonunuz varsa, kafanızda yani evet. böyle bir kentte yaşamak istiyorum diyorsanız Kocaeli için önemli neden? Mesela aklıma şey geldi şimdi. Ortasından tren geçen tek şehirdi Kocaeli. Evet. Şimdi düşünün genç bir çocuk 20 yaşında 20 falan olmuştur onu kaldıralı. Oradan geçerken bunu duyduğunda bak kanka daha önce buradan tren geçiyordu. Tren. Anadolu'dan gelen evet. insanlar İzmit'te buluşuyordu İstanbul'a gelmeden önce. Hayalleriyle evet. beraber İzmit'ten geçiyorlardı ve şehrin içinden geçiyorlardı. Doğru. Bu yürüyüş yoluna yürürken onu düşünmesi bile tabii. o kenti çok güzel. Kıymeti anlamında tabii. çok kıymetli. Bizim yani. Mesela babalarımız, evet. Büyüklerimiz diyeyim. İşte şuradan denize girdiklerini bize anlattıkları zaman biz böyle nasıl olur buradan denize buradan denize giriyorduk. İstakoz yakalıyorduk. İşte burada vardı istakozlar. Geçen yıl körfeziydi. Birisi istakoz tutmuş geçen yıl. Ya. İnan. Ve geri bıraktı. Bıraksın. Ve adam şunu söyledi. Onu. Çok hoşuma gitti. Videosunu evet. internette gördüm. Bu dedi astakoz adı bu istakozdan evet. geliyor dedi. Ben dedi bu çok kıymetli biliyorum ama dedi bunu. Bravo ona. Bunun, kutluyorum. Bunun üremesi, büyümesi, çoğalması lazım harika. Dedi. Gerçekten ben de kutluyorum. Demek o zaman denize önemli bir temizleme yapılmış var. Bu evet, geldiklerine göre çok sevindim doğrusu. Yani bu evet.
Evet, işte böyle. Şimdi... Ben zaten sizi babam, özür dilerim, babanızdan da eskilere götüreceğim. Ta parlak bir liman kentine, Nikomedia'ya götüreceğim. Oo, bugün. Hadi bakalım. Eğer zamanımız ne kadar bugün bilmiyorum ama. Nerelere gideceğiz, yani... yetkince konuşacağız. Hep söylüyorum, şimdi gelen konuğum önce çok diyor, sonra aa bitti diyor. Her şeyimiz vakti var, mecburuz tabii diyorum ben de. Olsun, ana özel şeyleri anlatmamız bile zamana değer. Şimdi şöyle yapalım, önce bir kendini anlat. Tanıt. Ondan sonra ildeki olan meselelere geçelim. Evet. Buyur sen Ercan Yamen'i bir anlat bakalım. Kimdir Ercan Yamen? Kimdir bakalım. Biliyoruz ama size anlatın. Babamın öğretmen olarak Kocaeli'ye atanması dolayısıyla Gebze'de olmuşuz. Hmm. Gebze'de olmamızın ilginç kısa bir hikayesi var. Onu bize anlatabilir miyim? Anlat. Tabii ki anlat. Şimdi anılarını babam, anlat zaten. Ettiğince. Babam rahmetli. Tayini istediğinde işte bizler biraz büyüdüğümüzde, ben de Bolu Eğitim Yüksek Okulu'nda o yıllarda öğrenciyim. Hmm. Yani birinci sınıftayım. Babam tayin istediğinde Kocaeli istiyor. İşte çocuklar büyüyecek. Her Anadolu insanı gibi, babam öğretmendi, o ilkokul öğretmeni. Her Anadolu insanı gibi buralarda işte tabii gelecek arıyor yani o dönemde. Baba o zaman Milli Eğitim Müdürlüğü, babam bakıyor ki yıllarca köylerde çalışmış iyi bir öğretmen filan. Bunu kara müşteri tayin ediyorlar. Ha. Kara müşteri tayin ediyorlar. Babam dönüp tam gidecek, Milli Eğitim salonunda bir ses. Nurettin abi dönüyor. Hamdullah. Abi ne arıyorsun, işte benim tayinim buraya çıktı. Sarı diyorlar filan. Abi diyor, ben de Gebze'de bir okulda müdürüm diyor Hamdullah. Diyor, memleketisi mi? Aynen. Babamın komşusu aynı zamanda. Komşusu. Babamın bir kaç yaş büyük. Evet. Diyor ki Nurettin diyor, Nurettin abi diyor, ne oldu diyor, beni kara müşteri verdiler diyor, gel seni Gebze'ye yaptıralım. Değil ama diyor, tayinimi yaptılar diyor, onu hallederiz diyor. Milli Eğitim Müdürü'nün yanına gidiyorlar. Müdür diyor ki babama, bak hocam diyor, Gebze bizim sürgün yerimiz. Biz senin dosyana baktık, sen çok köylerde kalmışsın, çok çalışmışsın, hiç şehirde çalışmamışsın, seni rahat etmek için kara müşteri geliyoruz, orası bizim devlet tarafından yerimiz filan. Yok, ben Hamdullah'ın okulunda yeri yok. O zaman onun yakın bir okuluna tayin oluyor. Tesadüf şu, buna kader ne derseniz deyin. Hamdullah abi 6 ayda 7 ayda bir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen bir insan. Yani Gebze'den o gün o saatte orada denk gelmeleri, biz kara müşterili olacakken yani, Gebze'de oldunuz. Bir süre Gebze'den gidiş geliş yaptım iş gereği buraya. Sonra ben de öğretmen olarak Kastamonu, İstanbul, Gebze'de öğretmenlik görevlerinde bulundum. Kaç yaşındaydın buraya geldiğinde? 35 yaşında Kocaeli'de il müdürü olarak atandım. 35 yaşında. Türkiye'nin en genç müdürüydüm. Genç, o zaman il müdürleri toplantısında benden de hep abi diyordum müdürlere. Bir süre sonra baktım bana abi diyen müdürler çıkmaya başladı. Hayatım böyle şey olduğunu gördük. Öyle. Öyle. Yani. Sonra burada başladı. Sonra burada evet başladık göreve. Şimdi Sevcan Hanım. Abla diyeceğim, hanım dersi var diyeceğim. Değil mi? Hanım bana diyorlar, çok seviniyorum. Şimdi, hoş verdi. İnanır mısın? Dejavu yaşıyorum. Neden? Neden? Buraya gelirken bile sanki göreve ilk başladığım bugün aradan sonra o duyguyu yaşadım. Yani televizyona hani gelirken. İnan, televizyona gelirken az önce. Hay Allah. Bir de sizinle en son yine bir Aralık ayında bir son program size yapmıştık. Evet. Yine bir çok da güzel bir program olmuştu. Hiç unutmuyorum. Çok keyifli bir programdı. Çok güzeldi yaptığımız programlar. O programa kentin yani tüm dinamikleri, ileri gelen insanları, karar verici konumunda olan insanlar telefonla katılmışlardı. O yıllarda ve yine o günlere gittim böyle. Ya ne güzel. Hayatınız boyunca kente dokundunuz. Yaşlılara şeyler dokundunuz. Üskünlere dokundunuz. Işte. Şimdi de bir emekliye dokunuyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Emeklere dokunuyoruz da. Şimdi biz bu kente dokunana dokunuyoruz. Ha, yüreğinize sağ olun. Ne kadar güzel. Kim dokunduysa biz de diyoruz ki ben çok programlar yaptım. Her çeşidini yaptım. Siyaset çok yaptım. Hep söylüyorum arada. Artık o kadar çıkıp ben de söyleyeyim yani. Hep konuşturan oluyorum çünkü. Yani bu en lezzet aldığım, en tat aldığım bu ile hakikaten bir şeyler yapmış insanların buraya gelip de böyle anlattıkları zaman ve kendilerinde yaşadıkları o duyguyu gördüğüm zaman ben çok mutlu oluyorum yani. Çok hoşuma gidiyor. O nedenle çok mutluyum. Böyle bir programa iyi ki başlamışız diyorum senin demin dediğin gibi. Hepimiz öyleyiz. Mutlu. Evet. Şimdi mutluluğu çok ne güzel bir şey. Kimi insan işte bir araba alır, onun tiğini açar,
bangır bangır lüks bir araba mutlu çok olur. Mutlu olur falan ama biz böyle birine dokunduğumuzda, toplumsal anlamda işe yaradığımızda, bir faydamız olduğunda o gün kendimizi karşılıksız yapıyoruz. Çünkü tabii, benim bir beklentim yok. İnsanları seviyorum, yapıyorum ama çok şükürler olsun. Burada da hiçbir şey de mütevaziliği bir tarafa bırakıp söyleyeceğim. Çok da seven çocuklarım var. Hepsi büyüdüler. Başka. Küçücük elime aldım, askere gittiler. Bir sürü benim adımı koydukları çocuk kızlar var. Bunlar da bana çok zevk veriyor. Beni konuşturdun işte. Ama şey bu. Çok hoşuma gidiyor. Hayatını bunlar. Güzel yana bıraktın. Ne diyor? Yaşam anlamlı kılan bunlar. Vallahi hiç gözüm arkada kalmayacak. O yüzden çok mutluyum. Şimdi gelelim biz Ercan Yamel'in kimliğini, yani buraya Gebze'de, daha hala da Gebze'desin değil mi? Evet, Gebze, Kocaeli yani. Ne fark eder? Biz aynı ilin içinde ilçelerde oturan insanlarız. Sonra bir süre gidiş geliş yaptım. O zaman ada pazarı trenleri falan vardı biliyorsunuz. O şekilde mi? Hatta o zaman Kırmızı Kocaeli Gazetesi bir şey yazmıştı yani. Müdür tren demişti? Niye de yazar? Herhalde yani. Herkes bir arabayla şeyle özel. Yani onu ama olumlu yönde yazmıştı. Anladım. Yani, yok yok, güzeldir. Çok mütevaz falan diye. Yani biz alışıkız ya hep böyle müdürler arabalarla. Evet, tabii, tabii. Onun için yazmıştır. Gerçekten şimdi bizi izliyorsa kulak versin lazım. Eyüp diye bir şehit kardeşi bir şoförümüz vardı. Çok sorumlu, yüksek, çok iyi bir kardeşimiz. Eyüp sakın milletimizin de ben çok utanıyorum kapıyı falan açma. Ben onları etmek istiyor aslında. Sevmiştim ama. Ama işte. Ama bir gün bir arkadaş. Uy yapı. Bir gün de bir psikolog arkadaş dedi ki ya Ercan bu kadar dedi mütevazı görürsen seni şey zannederler. Yani bu adam çok sıradan bir şey falan dedi olsun dedim. Aman dedim yani. Bilirler bilirler. Şimdi, İnsanlar kimin değeri nedir bilirler. Sen bu işe bak da hala seviliyorsun, evet, sayılıyorsun ne kadar bu güzel. Bu programa beni çağırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim yani. Niye çağırmayalım? Güzel işler yapmış bir kardeşmişsin. Çok iş yaptık seninle. Evet, olur mu öyle şey? Şimdi mesela geldim başladın buraya müdürlüğe. Nasıl hisler içindeydin? Ne yapacağını biliyor muydun? Yani oraya başladın da ben şimdi bu koca bir il neresinden kültürünün neresinden böyle bir şey yaşadın mı? Nasıl başladın? Çok güzel bir soru sordunuz. Gerçekten oradan başlamak da en güzel oldu. Evet. Şimdi başlamayı biraz geciktirdim. Çok ilginçtir o. Herkesin koşarak geleceği yere. Geciktirmesinin iki sebebi vardı. Birisi öğretmenliği gerçekten çok severek yapıyordum. Yani Sercan abla iyi bir öğretmendim. Bu da biraz önümdeki tahmin olmasın. Ediyorum. Öğrencilerim camda beklerdi. Evet. İnanır mısınız teneffüs zili çaldığında öğretmenim çıkmayalım falan. Yani bu biraz şey oldu ama yani kimse yanlış anlamasın. Doğrudur. Niye yanlış anlamasın? Arada insan istiyor kendinden de bir şey söylemek. Şimdi o arada yerel gazeteler Ercan Yamen İl Kültür Müdürü diye yazınca okulda ben hala gidip geliyorum filan. Bir gün müdür, yani o da iyi bir arkadaştı ama o gün boşum bulundu ne yaptıysa. Ya Ercan da ya kendisi yazdırmıştır. Ne? Gibidir. Laf geldi. İşte böyle de derler. Gelince ben Ağustos'ta çıkan tayin Ekim'de başlamıştım. Ekim'de o koşarak gittim. Hemen dedim başlıyorum dedim. Başlamadan önce ilk görevi yapan Bir Gül Yürüker diye bir kardeşimiz orada müdürdü. Ben önce onu ziyaret ettim. Kulağı açınlasın. Bizi izliyorsa selam olsun. O da geldi programa. İyi bir kardeşimiz. Bir Gül bana anlattı. Yani neler vardı kafasında, ne şeydi. Sonra Bir Gül'le konuştuktan sonra ben kent hakkında zaten tarihe meraklı bir insandım. Yani hayatım boyunca kentin tarihi konusunda inceleme yaptığım zaman tam bana göre bir yer diye düşündüm. Severek geldim sonra. Yani sevdim. Her insanı severek yapacağı bir iş vardır. Ama altyapıyı hazırladın hafif kendine. Birazcık kesinlikle. Geldiğimde yani gerçekten hazırdım. Yani bir yerin evveliyatını bilirseniz daha kolay. Yani önceliğini bilmek. Kentler için aynı şey geçerlidir. Gelmeden önce neler yapılmış? Bu konularda bir takım çalışmalar yaptım. Sağ olsun Bir Gül de şeyi söz etti. Ercan senden bir tek isteğim var demişti. İzle yapa sahip çık demişti. İzmit eski evlerini yaşatma projesi. Ben ne yaptım? İzle yap. Başladıktan sonraki şeyi anlatayım. İzmit eski evlerini yaşatma projesini bir de dokümantasyon merkezini ve kaskı. Kocaeli Fotoğraf Sanatı diye bir dernek vardı. Bu üç derneği Özcan Taras Kulaklar'ın bunlar gerçekten bu üç derneği Kültür Bakanlığı'na yazı yazdı. Ulusal kültür politikasına
Yani 81 ile yazın. Her ilde bu dernekler, buna benzer dernekler olmalı diye gerçekten yazdılar. Birçok şey, birçok kent bu konuda çok başarılı yol kat etti. Yani hiç yokken kat etti. Böyle bir fayda, yani ulusal düzeyde de bir faydam oldu o anlamda. Geldiğimde başlangıçta tabii ufak tefek kıskançlıklar oluyor. Ya işte adam geldi buraya falan filan gibi, ama sonra bir süre sonra Kocaeli'nin güzel bir yanı, İzmit'in özellikle şöyle güzel bir yanı var. Kendi bünyesinde çabuk kaynaşıyor insanlar. Yani onun için Anadolu'nun her tarafından gelen insanlar yaşıyor burada. Bir süre sonra çok sağlam dostluklar edinmeye başladım. Baktım. Siz de dahil olmak üzere yaptığınız sivil kuruluşlara beraber ziyaretler başladı. Yani sağ olsunlar hepsi hoş geldin kentimize. Böyle bir uyumuz vardır. Ziyaret ederiz. Odam dolu çiçek diyor. Tamam mı? Daha koyacak yerim. Arkadaşlara veriyorum bunu götürün falan. Yani bunları alındım. Ama çiçek hiç sonu gelmiyor. Baktım bu iş çok uzayacak. Bahçe bir şey yapacak. Koştum bari. Bahçesi. Ama sonra bir süre sonra o heyecanım... Yani vali mesela bir gün bana vali yardımcısı dedi ki, ya Ercan Bey sen devlet memursun kardeşim dedi ya. Yani sen kendini ne zannediyorsun demeye geldi. Otur maaşını al demeye çalışıyor. Ha bu arada bunu söylerken çok değerli kıymetli vali yardımcılarım, bu da kıymetli biri. O da seni düşünerek yani, belki söylüyor. Biraz yani sağlığını bozacaksın, bozacaksın kardeşim diye, ne tabii. Bu heyecan ne kendini bu çok yıpratıyorsun falan, anlamında. Anlamında. İşte 1998 yılında başladıktan sonra 1999 yılında da bildiğimiz o çağın büyük depremiyle karşılaştık. Biraz şanssız o anlamda. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Ama şansımız şu, yeniden ayağa kalkma konusunda da şu anda bile gururla baktığım, önümden geçtiğinde burada benim dokunmuşum, hayatım var dediğim, belki programın akışı içerisinde çok şeyler anlatabileceğimiz konular var. Tabii. Onları da onlar var mesela. Tabii. Şimdi bu şekilde tabii başladın. İnsanlar denerler. Kim evet. geldi? Hep öyleyizdir. Evet. Yeni bir şeye bir müdür gelmiş. Önemli bir şey evet. senin. Adın da önemli yani. Kültürü ne demek? Tabii. Bu hep bir kültür, tarih kültür tartışması olmuştur. Tarih, biliyorsun. Kesinlikle. Hala da oluyor evet, yani. Evet. Hani bitmiş değil bu. Sürecek gidecektir. Çünkü altı tarih kokan, tarih yaşatan bir ya ilde yaşıyoruz. Hem de zaten bir dönem Roma dünyasının dört evet, büyük kentinden işte yani biri. Daha İstanbul'da... Kazma vursan tarih çıkıyor. Aynen öyle. İstanbul'da henüz adı okunmazken, yani evet, sadece düşünün. Sultanahmet'te bir pagan tapınağı var. Ayasofya yok. Burası parlak bir liman kenti. Liman kenti. İnanılmaz bir başkent üstelik. Evet, yani Roma evet. eyalet başkentleri oluşuyor. Evet. Şöyle gözünüzün önüne getirin. Yine o dönemde Bitinya bölgesi dediğimiz bu evet. Karadeniz'den başlayıp aşağıya doğru Ankara'ya, Polatlı'ya evet. kadar inen bölgenin en parlak kenti. Tabii. Yani buraya işte Düzce, Sakarya gibi şehirlerden de. Fakat Osmanlı döneminde de çok önem verilmiş. İşte adını aldı Koca, Aksakoca dediğimiz o. Aksakoca'nın adını yaşatıyor şu anda da. Kocanın yurdu anlamında. Evet. Ama şey o dönemde hakkını vermemiz gereken bir padişahımız var. Gerçekten. Ya o zaman padişah değil de sultandı. Sultan Orhan. Buralara çok emeği var. Çok inanılmaz. Ben şimdi Sultan Orhan belki de gençlerimizin çok az bildiği bir sultanımızdır. Çok yakından bilsinler. Eğer Allah ona biraz daha ömür verseydi, samimiyetimle söylüyorum, İstanbul alacaktı. Ya, inanılmaz bir o dönemde alacaktı. Yani düşünün. Anladım. Bursa'yı fethet. Bursa'yı. Yani, Fatih'ten çok önce. Bursa'yı evet. savaşsız alıyor. Aldım. Düşünün. Eskihisar'da geliyor ve şeyi de İznik kuşatmasını kaldırıp Maltepe yakınlarında büyük savaşlar yapıyor. Gelibolu'ya geçiyor. Ya bir insan ömrüne bu kadar şey nasılsa. Şöyle bir sırrını buldum. İyi arkadaşları var. Bürokrasi çok az. Ekibi güzel. Aksakoca. Evet. İşte Gebze yöresindeki şeyler, Konurak gibi böyle müthiş Düzce yöresinde Konurak. Gebze'de bak şimdi dilin ucunda İlyas Bey. İlyas Bey gibi böyle inanılmaz arkadaşları var bunlar ve bunların arasındaki ilişki o dönemde biraz hiyerarşikten çok arkadaşlık gibi. Mesela Aksakoca'ya benim tabii çok bilemeyiz çok eski bir tarih ama yani koca elmi filan diyor Sultan Orhan. Yani şey o şey babasının da arkadaşı. Arada bir şey yok yani canlar. Böyle, canlar çok böyle büyük sen, bir yarışı yok gördüğüm kadar. Ama çok da saygılılar birbirlerine. Yani onda son şeylerde biraz yansıtıyorlar doğrusunu sanırım. Filmlerden falan da
dizilerden. Biraz dizilerden falan da izliyoruz dizilerde, da. Azıcık yani, olsa belki biraz o saygıyı falan yansıtıyorlar. Yansıtıyorlar. Tabii. Öyle çünkü gerçekten çok müthiş bir başarı bu. Yani evet. Gerçekten anlatılması çok zor. Nasıl olduğunu insan düşünemiyor değil mi? Gerçekten bir insan orada o güçle çok az şey nasıl bu yani, yaptınız bunları o zamanda diye. İşte dediğim gibi Sultan Orhan'ın adını burada Akçakoca'nın adını evet, taşıması. Koca demek yaşlı demek. Yaşlı. Uzun yaşamış Akçakoca Bey. Beyaz teni öyle Akça. Öyle de mi? Beyazca, tabii beyaz. İşte onun için belki Akçakoca tabii tabii. Orada yatıyor bilmiyorum, şu anda. Tabii. Ve bu kente adını daha sonra yani Nikomedia'dan sonra ikinci adını veren Akçakoca Bey'de. Evet. Orhan da var işte. Yani o günün dediğin gibi cesur, samimi birbirlerine sarılmış kahramanlarının isimlerini de taşıyor. Aynen öyle. Yaşatıyor. Ne kadar güzel değil mi? Taşıyor tabii. Genç kuşakların bu değerlerimiz kimlerdir? Bilmeleri lazım. Bilmelerinde yarar var. Tabii canım. Geçmişini bilmek lazım yani. Geleceği şekillendirmek. Eğer gerçekten geleceği çok iyi bir evet, bilirse. Yani geçmişi bilirse. Geçmişi bilirse. Sağlıklı bakalım. Çok güzel. Peki sen şimdi geldin, oturdun, evet, daha ancak başladın. Hakikaten çok büyük bir depremle yüz yüze, evet, kaldık. Hatta binlerce kişi kaybettik, yıkılan yıkıldı, neler yaşadık. Sen de bu ilin kültür müdürü olarak o anda bir şey içinde hissettin kendini, evet, değil mi? Yani bir büyük bir kaos, büyük bir çıkmaz, ne yaptın? Kesinlikle. Nasıl bir başladın, nasıl, nereden, neresinden tuttun işin? Şöyle, depremde ne yaptın yani? O dönemde yani, bakanlığımız, hı, çok sahip çıktı. Ben İstemihan Talay hayatta şu an. O İstanbul, İzmir, Ankara dahil olmak üzere psikolojimin bozulmuş olabileceğini, hı, ve bu illerden hangisini istersen gidebileceğini, hı, gerekirse Ankara'da görev verebileceğini. Hı. Hatta daha sonra Hikmet Erenkaya Büyükşehir Belediye Başkanı, hı, olduğunda da Büyükşehir'de görev vermek istediğini, yani o dönemde sağ olsun yani Gelercan falan diye, ben o da hayır sayın bakanım dedim. Ben iyiyim. Bu kentin ayağa kalkması gerekiyor ve ben burada işe yarayacağımı düşünüyorum. Bırakmadım. Kendini bırakmadım. Yani. O zaman bütün arkadaşlarımızla suçlamıyorum. Büyük bir depremde arkadaşlarımız çok yalnız korktular, kaldı. İşte korktular. Bazı insanlar oldu, yalnız kaldı. Yalnız kaldı. Yalnız kaldı. Önce öyle geldik. Önce bir kere arkadaşlarımızın da sağlık durumlarına, kimin ne kaybı, ne noktasında başladık. Yani bütün kurumlar biraz gençliğin vermiş olduğu cesaret mi diyeyim, biraz da dik kafamlık vardı. Bundan dolayı beni seven tam severdi. Kızan da mesela Yusuf teyze izliyorsa bana yardımcımız hem çok severdi hem de çok kızardı bana. Ya ne inatçısın sen filan derdi. Ona da selam olsun, saygı olsun. Şimdi gittim ben, bizim vali konağı var, şeyde vali konağı diye bir tarihi bina. O evet, binaya resmen el koydum. Serabahçe'de. Sonra dedim biz çadırlamadık burada, görevimizi burada yürüteceğiz. Orada geçtik oraya, valimiz de uygun gördü sağ olsun, yani şey yapmadı da tamam, bak sağlam falan, sağlamdı gerçekten. Eski binalar ne güzel sağlam, evet, kaldı değil mi? Yani bakın. Ona göre yapmışlar. Aynen öyle yani o insanlar. Orada arkadaşlarımızla toplandık. Sonra ne yapalım? Başladık yavaş yavaş yeniden toparlanmaya. Ve o yıllarda hep mahalli imkanlardan söz edilirdi, yerel imkanlar. Yani. Şimdi mesela bir örnek söz edeyim. Sabancı Kültür Sitesi dediğimiz o kentin kültür etkinliklerinin, hı hı, yapıldığı, herkesin anısının olduğu, herkesin içinden geçtiği o bina ortasından kocaman bir fay geçmişti. Geçti, evet. Ben ne yaptım? Ne yapabiliriz dedim. Şimdi bakanlığın imkanları sınırlı, deprem olmuş filan. Yılmaz Kambak, bizi izliyorsan o da selam olsun. Sanayi Odası Başkanı. Yılmaz her Bey. Zaman o dönemde. İyi bir kardeşimiz, evet. Yılmaz Bey aradım. Sabancı Derince'de şeye geliyor, rahmetli Sabancı. Şimdi fotoğraf var, bırakacağım size o anın. Koyarlar sana. Yılmaz Bey'in de var burada resmi. Dedi, abi dedim ya bunu ne yap edip bu Sabancı Kültür Sitesi'ni göstermemiz lazım. Yani şekli, Sabancı gelsin görsün orayı yani. Çünkü aslında Sabancı'nın yani Sabancı şu protokolle vermiş orayı. Demiş ki bundan sonra tamirat, tadilat, herhangi işler devlete aittir. Ben yaptım, bağışladım ama aslında Allah için öyle. Ama, hı-hı, buna rağmen rahmetli Sabancı Yılmaz Bey maşallah ya ne yaptı, ne getirdi. Burayı göreceksiniz dedi. Meğerse zaten gelecekmiş. O da onun Sabancı'yla vefalı davranmış ki onun bir çalışanı lokanta açmış. Sanayi Odası yemek falan hazırlamıştı ona. Hayır ben orada yemek yiyeceğim. O yeni bir lokanta işte oraya gidecek, hı-hı, beraber. Geldi gördü.
Efendim dedi ki devletin imkanları belli filan. Sağ yani nurlar içinde yasın diyeyim. Adamcağız tamam dedi ve önce oradan başladık. Ya hem kültürel kimliklerinin yapıldı, binanın yeniden ayağa kalkması, hem de bir oturacak yerimiz yani tabii. Kurumumuzun bir şey olması için. Tabii. Orada gerçekten Vaksa diye Adana'da Sabancı Vakfı'nın merkezi oradaydı. Onun Erbay Fiş diye bir iyi bir valisi vardı. Yani emekli vali oranın şeyiydi. O da çok ilgilenerek oranın tamiratıyla başladık. Daha sonraki Sabancı Kültür Sitesi'nin tamiratıyla bu işe başladık. Yani gelen destekler şeyden. Vaksa'da. Vaksa. Yani kendisi, gene kendi şeyinden yani. Kendisi iadesini yaptı. Tamam. Çok ilginçtir. Evet. Bir müteahhit de vermişlerdi kendileri. Ben daha 8'de işe gitmeden İstanbul'dan adam oraya geliyor. Çok böyle çalışkan bir işte, işinin eğri insanlara çıkmış karşına. Evet. Ne kadar mutlu olacağım bir şey bir yandan da bu yani. Çünkü bu tür işlerde biraz biliyorsun böyle üzüyorlar adamı. Kesinlikle. Çok iyi olmuş. O zaman bir reklam diyelim devam edelim. Peki. Olur mu? Teşekkür ediyorum. Peki efendim çok heyecanlı. Çok eskilere gidiyoruz. Ben de böyle sanki hiç reklam demek gelmiyor içimden. Biraz sonra mı desem ama boyuna şart kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra yine müdürümüzle devam edelim. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam edecek. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam ediyor. Evet, reklamları bitirdik. Hemen devam edelim. İzleyen, senin anlatım tadını bilen canı bekliyordur reklam arasını. Şimdi devam edelim, öyledir. Sonra bu binayla başladınız. İşte vakıf size yardımcı oldu. Ve orayı tamamladınız. Orada tamamlanıyordu, devam ediyor. Biz daha şeydeyiz. Ama bizim tarihi varlıklarımız, şimdi ne yaptınız? Tabii, ondan sonra. Galerilerimiz, bir sürü atardı. Şey var sizin yaptığınız. Hepsi. Kütüphaneler var evet. Önemli. Nazmi amca değil mi size evet. Kütüphane açmış? Nazmi amca benim en iyi arkadaşım. Siz çok iyi anlaşırdınız Nazmi Oğuz'la. Evet. Rahmet olsun ona da hepimizin. Ondan çok şey öğrendim. Nezaketi, İzmit beyefendi. Ne kibar adamdı değil evet. Mi? Evet. Yani kısa bir şey onunla anlatayım. Evet. Şimdi bir gün arkadaşlarla ben de boş bulundum. Bir kütüphaneler haftası etkinliğine Nazmi amcayı davet ediyoruz. Ya üzerine adını yazmamışlar. Bana verdiler. Dedim ki ben de Nazmi amca sıkıldığı zaman ben arardım. Evet. Müdür işin yoksa gel biraz sohbet edelim. Açardı eski anılarını, fotoğraf şeyini. Böyle anlatırdı. Güzel anlatırdı. Çok güzel anlatırdı. Beni de çağırırdı anlatırdı. Evet. Şimdi götürdüm. Nazmi amca dedim etkinliğimiz var dedim. Nazmi amca aldı baktı suratı bir karış koydu. Kızdırmışsınız. Amca ben şimdi hiç anlamıyorum ama ne oldu? Nedir değil mi? Ben kimim dedi. Bu kime yazılmış? Üzerine adını yazmamışlar Nazmi amca. Hay Allah. Büyük bir şey ama. Yani, Nazmi amca. Nasıl olur? Eyvah. Sonra? Şimdi benim burada gerçekten
Fevziye Camii'nin önünden geçerken aklıma geldi. Oradan başlayayım. Tabii şimdi ya. Şöyle bir çok yaptığın şeyler var. Evet. Tabii ki bu programa sığmaz. Evet. Mümkün değil ama biz başlıklar halinde. Tamam. Ben sana bırakıyorum Fevziye Camii'nde. Sultan Kasrı. Kasrı. Şöyle bir sıralayalım istersen. Fevziye Camii, Sultan Kasrı, kütüphaneler. Yeni kütüphaneler oluşması noktasında. Tamam. Galeriler. Gibi ilçe kütüphanelerimiz noktasında. Evet. Tabii. Bunların çalışmalarımızı. Müzeler de var. Bunun yanı sıra geleneksel değer müzeler geleneksel de. Değerlerimizin yaşatılması için bu kente ilk defa, bunu özellikle altını çizerek söylüyorum, ilk defa bu kente benim il müdürlüğüm döneminde tesir Ebru Hat Sanatı girmiştir. Evet, resmi anlamda. Onu bir kızımız Gülsey Kahraman kardeşimizin öğretmen olarak atayarak onunla ve ilk sizle mi başladı? Benle başladı resmi anlamda. Resmi anlamda. Evde yani şöyle kendi evlerinde şey olarak ama biz böyle belgeli bir şekilde yani Kültür Bakanlığı diploması diyelim daha doğrusu belgesi verebileceğimiz öyle bir kurs, şeye bu kursa başladı. Başlattınız ne güzel. Çok güzel nasıl ilerledi. Çok da ilerledi nasıl ondan ilerledi, sonra. Tabii. Ama bir arkadaşımız bir konuşmada bizim dönemimizde böyle bir şeyin olmadığını söyleyince biraz üzülmüştüm. Neyse. Arkadaşımız deneyelim de yetkili bir arkadaş. O da öyle hatırlıyordur belki. Evet. Çünkü onun özgeçmişinde de oradan mezun olduğunu okudum. Oradan belge almış. O biraz tarihi araştırmak lazım. Yani bu tabii ben illa şu dönem bu dönem gibi ayırmamak lazım. Yani o dönemlerde doğru tahlil etmek gerektiğini yani, düşünüyorum. Şey ismi değil de kişisel isimler değil yok, de. Yok yani dönem, sadece dönemsel yani, olarak belli bir dönemde Kültür Müdürlüğü olarak. Tabii Kültür Müdürlüğü olarak. Anlatır istiyorsun sanırım. Tabii ki. Ben zaten tabii. Öyle vay be ben neymişim benim ismim falan bu yaştan sonra zaten buna ihtiyacımız yok. Yani öyle bir şey yok ama Fevziye Camii'nin inanır mısınız bizim tek bir görevimiz vardı. Selcan Hanım, benim görevim şuydu Fevziye Camii'de. Fevziye Camii'de görevim bir koruma kurulundan onun raporlarını çıkarttırmak. Evet. Yani aslına uygun restore edilmesi. Restore. Ve bir de müze denetiminde müzeci arkadaşlarımızı göndereceğim. Arkadaş bakın bu aslına uygun restore ediliyor mu? Bir bozulma var mı? Tabii falan. Ki takip altında. Şimdi bir karar verilmesi lazım. Fevziye Camii yıkılıp yeniden mi yapılsın yoksa güçlendirilsin mi konusunda bir tartışma var. Kurum karar verecek buna. Ve benim tek görevim bu ama sahip çıkan çok az. Bir cami derneği var. Halil Behbi Beylerin ve Cengiz Bey Allah rahmet eylesin başında bulundu. O insanlar çırpınıyorlar bir şeyler yapmaya. Evet. Koştum valiye. Sayın valim. Uygun görürseniz eğer bizim özel idarede, bütçemizde, sizin şeyinizde bir ödeneğimiz var. Vali çok doğal olarak dedi ki, Ercan elemanın falan var mı dedi bu iş. Yok gerçekten. Ne doğru düzgün aynıya saymanın var, ne doğru düzgün bu işi yürütecek. Tabii ya. Sonra bir tane Allah'tan bir gayret, İstanbul'dan bir bekçi. Geldi çocuk hevesli şeye. Yapmayacak. Ona dedim ödeneceksin bunu. Kavga ederek, dövüşerek onun ödemesini şeyini falan. O biz özel idareden taş işçiliğini ve ahşap işçiliğini o Fevziye Camii'nin yaptık. Bu bizim asli görevimiz değildi aslında. Yani buna rağmen biz kendi bizim şeyimizde. Ama kendimiz bu kentin sembolü. Herkesin cenazesi oradan kalkıyor. Bu Fevziye Camii'siz bir İzmit düşünülemez yani. Gerçekten. Orada bizim simgemiz. Bu benim işim değil. Benim işim sadece şu demek de var. Yani eğer devlet memuru zihniyetiyle hareket edersen. İstesen diyebilirsin. Tabii ki yani beklersin birileri yapar. Sen de işte aslında uygun yapılmış mı baktırırsın filan. Yani ya da bir şey varsa suç duyurusunda bulmuşsun. Bir şey aslında bozulmuşsa filan. Şimdi bu noktada da gerçekten çok emeğimiz oldu. Kütüphaneler konusunda da mesela şeyde bunu anılarıyla beraber anlatayım isterseniz. Köseköy'de belediye başkanı bir kütüphane açmak istiyor. Devlete bağlı olsun istiyor. Altınkaya Selahattin Bey. Kulakları çınlasın. Hepsini andık bugün bak. Selahattin Bey'e dedim ki. İyi dostumuz diyordu. Üstad dedim. Bana orada hizmet etmiş bir adam bulun. Ya ne yapacağım müdürüm dedi sen de işiniz gücünüz var. Dedim ne olur bulun bir tane. Ya dedi kim bulayım ben falan neyse nerede dedi. O talimat verdi bir ne araştırmalar dediler ki burada Nazım Demirci diye bir amcamız yaşamış. Bu Nazım Demirci'nin ilk muhtarı, ilk belediye başkanı olmamış herhalde ama meclis yani belediye olması için çok çaba göstermiş. Ya da çok orada çalışan önce, bir. Belediyeden önce çok çaba göstermiş. Belediye yapmış orayı falan. Bunun üzerine dedim ki hemen onun özgeçmişini gönderin. Hemen koşuyorum.
Sayın Valim, eğer uygun görürseniz buraya Nazım Demirci adını bakanlığımıza teklif edeceğim. Eğer siz de ne demek Erzan? Yani biz yazıp gönderiyoruz ve şimdi Nazım Demirci alt kütüphanesi orada. Yine bakın, bir gün bize. Derince ilçemiz var bizim. Evet. Derince ilçemizde bir Venüs iş merkezi var. Bu Yenikent tarafından söz ediyor. Venüs iş merkezinde yöneticiler bir gün bana geldiler. Böyle oturuyoruz. Dediler ki Ercan Bey, biz Venüs iş merkezimize devlet dairesi koymak istiyoruz. En uygun da kütüphanedir. Oraya kiralayın dediler. Kiralar mısınız dediler. Ben dedim ya çok iyi olur dedim. İyi düşünmüşsünüz de kiralamak dedim. Çok zor iş dedim. Kira ceza ödenek gelmez. Olmaz filan dedim. Yani şimdi her zaman kiralayısı önemli değil o filan. Hayır dedim. Yani kiralamak olmaz. Şimdi onlar kararlı olduklarını gördüm. Bakıyorum böyle şeyler. İstiyorlar. İstiyorlar. Kesin yani. Oraya bir şey girecek. Tamam. Kiralamam dedim. Ya her zaman kiralamam. İnat başlık var. Kalktı gittiler. Çay içtiler gittiler. Bir hafta sonra gene geldiler. Ya her zaman bir şey de sen söyle. Ya ben ne söyleyeyim dedim. Yani şimdi siz kirama deyip duruyorsunuz. Bir şey söyle dedim ki. Söyleseydi bir şey. Söyledim. Tahmin ettim. Tapusunu istiyorum dedi. Soy ağzımda kaldı. Ne diyorsun sen dediler. Evet. Alalım orayı. Tapusunu verin. Tabii. Olur mu filan dediler, ama yine gittiler. Bir hafta sonra geldiler, ne inatçı adamsın dediler. Şimdi tapusuyla beraber orada. Ve bu dönemde de Derince ilk ilçe olduğunda oraya bir kaymakam atanmıştı. Genç bir kaymakam, ilk kaymakam olan. Mahmut Kılıçdoğan. Benim de gerçekten bir böyle şey olduğunu, yani ilçeye geldiğinde mutlaka bana uğrar bir çay içer geçerdi. Ben de sevmiştim, Malatyalı bir genç bir kardeşimiz. Bir akşam evde oturuyorum, bir haber geldi dediler, Mahmut Kılıçdoğan öldü. Evet. Nasıl olur dedim ya, daha nasıl geçen olur? Görüştük kalpte. Evet, yani ilk şeyiniz öyle. Hani hayat pamuk ipliğine bağlı ama. Öyle. Hay Allah. Yine o kütüphanemize de ya. Hemen onun adına binaen hemen validen olay alarak kütüphanenin ismini teklif ederek validemizin işte olayıyla Ankara'ya yazdık. Değil mi? Adı şu anda orada yaşıyor. Ya. Şu anda Derince güzel bir şey. Mahmut Kılıçdoğan Halk Kütüphanesi olarak. Göç çocuklar orada, insanlar orada. Ben oradan geçerken beni tanımazlar ama bir böyle bir çocuk elinde kitap çıkar gördüğüm zaman gözlerim dolar. Aa işe yaramışım. Amcalar olarak, i̇şte. Onların bir öğretmenleri. Nostalji ve duygu bu işte, bu evet, yani. Onu orada görmek, bu. Seni tanımazlar tabii ama sen biliyorsun olanları. Aynen. Ne kadar güzel bir duygu. Şimdi bir yine arkadaş çalışıyor, onlar geliştirdiler, daha iyi bir noktaya getirdiler. Evet. Yöneticiler de memnun bu durumda. Tabii ki çok memnunlar. İyi ki de vermiştir diyorlar geçen de bir konuşma tabii. Oldu. Tabii, sonradan çok hoşlarına gider. Yani bu tür buna benzer kütüphanelerimizin tanıtılması noktasında da bir de gerçekten özellikle TV41'e bu arada yine bir teşekkür etmem gerekiyor. O dönemde TV41'de bir arkadaşımız bir program sunuyordu. Şimdi yanlış isim vermeyeyim, hata olabilir. Orada bana da yer vermişlerdi. Ben gelip kütüphaneleri tanıtıyordum. Evet. Güzel. Çünkü bizim halk kütüphaneleri hep halkımız sanki şöyle diyorlardı genel insanlar. Ya işte çocuğu gönderdim. Hayır, bu kütüphane sizin. Abla senin, ev hanımların, kadınların. Sonra Sevcan abla çok güzel bir iş yaptık. Bir kamyon vardı. O kamyonu Gezici Kütüphane'ye çevirdik Sakarya'da. Ya da güzel bak. Kitaba ulaşamayan ev hanımlarına, cezaevlerine, cezaevlerine buradaki ve yukarıya. Tabii. Ondan sonra yurtlara, yurt dediğim bu sosyal hizmetlere bağlı anladım, yaşlılara, devlet kurumlarına. Yani zamanı olmayıp gelenlerin ayarına biz size kitap getireceğiz kardeşim. Yeter ki siz kitap isteyin bizden. Böyle bir Gezici Kütüphane'yle insanlara kitaplar ulaştırmaya çalıştık. Bu da çok önemli. O gerçekten önemliydi. O zaman müzemiz yukarıda, Saatçi Ali Efendi konağı var. Oradaydı. Evet. Henüz bir müzemiz yoktu. Tamam. Sonra şimdi gebzirsin diye söylemiyorum. Evet. Yani sen Kocaeli'yi sevmişsin zaten. Evet. Öyle bir ayrım tabii yok bizlerde zaten. Öyle hoşuma da gitmiyor ama Gebze'ye de çok şeyler yaptığınızı evet. Biliyorum ben o zaman. Değil mi? Yani bayağı bir Darıca tarafı, Gebze. Evet. İşte o şey. Gebze tarihi olarak gerçekten az önce sözümüzün evet. Tam başında söylediğimiz Sultan Orhan'ın İlyas Bey, Uç Bey olarak Gebze'nin fethinden sonra Gebze tarihi olarak çok müthiş bir tarihe sahip, aslında bilinmiyor. Yani bak hakikaten bilmiyorlar. 2-3 şey burada sadece söyleyeyim seyircilerimiz de bilsinler ve gitsinler. Türk
resminin büyük ustası Osman Hamdi Bey. Osman Hamdi Bey. O yaşamının 40 yılını orada geçirmiş, evet, ve 26 yılını, özür dilerim, yani 26 yılını orada resimlerini paha biçilmez resimlerini orada yapmış. O evde, o konakta. Çok güzel bir konaktı. Çok doğru. Güzel. Eskihisar Kalesi'nin çizdikleri de orada. Eskihisar'dı. Osman Orhan Bey İznik kuşatmasını kaldırırken Eskihisar Kalesi'ni fethediyor. Hmm. Kafasında Maltepe Savaşları var. Kafasında İstanbul almak var. Ve çok ilginçtir. Artı onlardan kalma İlyas Bey Camisi, hamamlar, eski su depoları filan. Şimdi yenisi Büyükşehir Belediye'mizde onu şu anda yaptırıyor. Gördük, gururla gördüm. Çok sevindim. Onlar da sahip çıkıyorlar. Yani Gebze'nin bu anlamda zengin bir tarihi var. Bir şeyi daha var bilim ve halkın bilim. Atatürk'ün de hayranlık duyduğu, Roma'ya biz çöktürmüş Anibal dediğimiz. Anibal'ın, evet. Anibal'ın mezarı da orada. Mezar, gerçek o değil mi? Tabii. Yani onu yeri mi? Yeri şöyle. Yani orası niye seçilmiş? O tepe görülsün diye. Çok güzel söyledin. Hayır. Çok ilginç bir hikayesi var. Anlatabilir miyim? Anlat. Zamanımız var mı o kadar? Var. Anlat. Bunları dinleyeceğiz senden. En güzel şeyler bunlar. Şimdi Mustafa Kemal bu kısa yaşamında o kadar çok şey el atmış ki. Gebzelilere diyor ki, o dönemin Antlar Müzeler Müdürü'ne emir veriyor. Diyor ki, bana Anibal'a ait bir şey bulsunlar diyor. Bence bu. O da geliyor diyor ki, şey yapın diyor. Yani Anibal burada ölmüş, ona bir belge istiyorlar. Yani çünkü Atatürk, Anibal'ın o kahramanlığını çok tarih bilgisine dayanarak, yani İsa'dan önce yaşamış, milattan önce yaşamış ama işte düşün, alt dağlarını fillerle aşarak, tarihte ilk fili kullanması. Neredeyse eğer entrikaları olmasa var ya, iç entrikalar ve yani içeride de onu çok desteklememişler. Bu parlarsa başımız kısa boylu falan gibi düşünülüyor. Ama acayip bir adam. Olsun. Şimdi Atatürk böyle deyince, böyle bir emir verince Gebzeliler eline kazmayı alan, küreği alan her tarafta kılıcını buldum diye getiriyor. Biri getiriyor, atının nalını buldum falan. İş sırrından çıkıyor. Yani bakıyorlar ki olacak gibi değil. Atatürk geliyor, biraz da kendisiyle özdeşleştirerek. Böylesi bir kahraman intihar etseydi, intihar etme sebebini de anlatacağım sonra. Anlat, böylesi bir kahraman diyor, intihar etmiş olsaydı en yüksek yere çıkardı. Nerede yapardı? Orada intihar ederdi diyor ve diyor ki muhtemelen burada intihar etmiştir. Daha sonra orada Atatürk'ün o vasiyeti 1982 yılında yerine getiriliyor. Etrafı çınarlarla çevrili bir sembolik mezar ve Anibal'ın böyle küçük bir şeyi. Çünkü Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu sınırlar içerisinde şu anda. Orada böyle bir güzergah var Anibal'ın böyle. İntihar etmesi de Roma güçlü ya o zaman. Hı hı. Baskı yapıyor buradaki şeylere. Yani bir rivayete göre Bursa kralı, Borussia kralı burada olduğunu ihbar ediyor. Diyorlar yani Bursa kralının ihbar ettiğini. O da artık yöneticiler de bu şeye dayanamayınca teslim etmek durumundalar. Çünkü Roma vereceksiniz bize diyor işte bunu. Artık. Saklayamıyorlar. Vereceksiniz kardeşlerim deyince. Aslında buradakilerin amacı onun savaş deyasından faydalanmak. Onu değerlendirmek istiyorlar tabii, ama o da Roma'nın eline düşmekten sevinmeyi tercih ederim diyerek kendini öldürüyor. Nerede intihar etti şu anda çok belli olmamakla beraber ama eski sembolik güzel bir yere her yerlerde gözüküyor. Ne güzel karar vermiş Atatürk. Fakat ilginç bir şey ki Fatih Sultan Mehmet de Kocaeli sınırlar içinde rahmetli oluyor. Aha. Tabii. Şöyle. İstanbul'dan Kocaeli'ye doğru geldiğinizde Şifa Mahallesi şeyin son mahallesidir İstanbul'un. Tuzla'ya bağlıdır. Kafanızı şöyle çevirdiğinizde bir büyük bir çayırlık göreceksiniz bu tarafta. Oraya Hünkar Çayırı deniyor Fatih Sultan Mehmet'ten dolayı. Fatih Sultan Mehmet oraya mı gelirmiş? Genç yaşında şöyle oradaki olay şu. Tarihçiler hala tartışırlar bunu. Kesin bir şey yok. Kimine göre gut hastasıydı, doğal ölümdü. Kimine göre ise intihar etti. Fatih Sultan Mehmet Sevcan Hanım'la kafasında İtalya'yı, Roma'yı alarak büyük bir imparator oldu. İstanbul'u almış ya. Yetmiyor Fatih'e. Yetmez. Artık bir, çok İstanbul'u almak ona size bir şey iyice güç verdi. Bir program olsa da Fatih Sultan Mehmet'le Mustafa Kemal Atatürk birbirine ne kadar benziyorlar. Şey fizik olarak değil. Anladım. Kafa olarak. Düşünce tarzı olarak. Akıl. Bir tanesini söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet diyor ki mesela bunu şey de yazıyor. Stefan Zelin. Türkleri çok sevmez bu adam. Bir romanında Yıldızın Parladığı Anlar romanı var. Orada anlatır. Der ki Osmanlı hükümdarı diyordu ki
Eğer aklımdan geçeni, sakalımın tek tüyü bildiğini bilsem o tüyü kopar atar. Ya o kadar gizli. Evet. Atatürk de Cumhuriyet'ini alırken ne diyor? Evet, gizli. Diyor ki işte ben diyor ulusal bir sır gibi vicdanımda sakladım bunu. Sakladım. Yani gerçekten o günkü halkın bilinç düzeyinde ben Cumhuriyet'ini alacağım falan demiş olsaydı sanıyorum. Ben, çocukken, bebekken olacaklardı. Şimdi Atatürk Roma'yı nasıl fethedecek? Şey, Atatürk diyor, Özer Fatih. Roma'yı alabilmek için bir taktik geliştiriyor bana göre. Yani şimdi düşünüyorum da. Muhtemelen doğuya sefere çıkıyormuş gibi bir görüntü vererek, yani İran üzerine yürüyormuş gibi görüntü vererek gemiler Dilovası'ndaydı. Dilovası'nda çünkü tersane ya da Gölcük'te. Gölcük'te tersaneler bekliyordu. Ordusuyla o zaman da ajanlar çok. Vardır yani tabii, olmaz mı? Kuşlarla şeyler. Ordusuyla doğu seferine çıkıyormuş gibi yaparak bu tarafa doğru yürüyor. Geliyor orada konağını kuruyor. İşte orada ve bunun gut hastası gerçekten ama şeyi de Venedik'tir yalnız. Doktoru, özel doktoru. Onu otlar falan yapıp yediriyor. Büyük ihtimalle onu zehirlediği gibi bir iddia da var. O biliyor, onun kafasından geçen hissediyor. O gün işte namaz kılıyorlar orada. Şeyi de var yani. Ben orayı bir gün gezmenizi arzu ederim yani. Şey yapar. O gün çayırda ertesi sabah 56 yaşındaki bu genç ordusunun başında giden insan bir bakıyoruz ertesi gün vefat ediyor. Ve çabuca haber ulaşıyor şeye. Müthiş. Hemen duyulur böyle şeyler bir anda. Le Grand Act Emort. Büyük Kartal öldü. Büyük Kartal öldü. Orada artık insanlar havaya uçuyorlar. Onlar sevinir. Bu taraf. Şimdi işte Fatih Sultan Mehmet'in öldüğü hünkâr sayılı da Kocaeli sınırından içerisinde. Ne Kocaeli'ymiş ya. Kocaeli tabii ki. Bakın şimdi Ankara şey... Atatürk'ün naaşı Dolmabahçe Anıtkabir'e sevk edilirken Dolmabahçe'den alıp burada. Babaannem anlatırdı. Tabii. Ağlıyor. Şeyde İzmit'ler. Bu şimdi anlatacağımız yerlerin birisi de yine Sultan Kasrı dediğimiz o Hünkar Sarayı. Evet. Abdülsultan Abdülaziz'in av köşküdür aslında. Av köşkü. Av köşkü olarak kullanılmış. Ama Anadolu'daki tek saraydır. Başka yapılmış. Ah Selcan abla, o binanın dili olsa da konuşsa. Konuşsa. Ne olaylara sahne olmuş. Ya. Bak, bir tanesi mesela şeyin Kuvayi Milliye'ye karşı çıkan, yani daha doğrusu İstiklal Savaşı yapmamıza gerek yok. Amerikan mandasını kabul edelim. Bizim bunu başaracağımız yok diyen bir gazeteci var. İşte o gazetecinin linç edildiği de yer de orası. Orası mı? Tabii. Ya burada oraya geliyor. Sığınmaya çalışıyorsak kanlı Nurettin Paşa. Bir de işlemi yapıyor. Bir de işlemi yapıyor. Ünlümüz İzmit halkı da öfkeli ona karşı. Tabii çünkü işte. Ya sürekli şeye karşı, Kurtuluş Savaşı'na karşı yazılar yazan bir gazeteci. İstemiyor. İstemiyor. Zaten Artin Kemal diye biliniyor. Ondan sonra dolayısıyla o var. Artı orada Sultan Abdülaziz ava geliyor ama Sultan Abdülaziz'den biraz da İzmit'le ilgili olduğu için söz etmek gerekir. Sultan Abdülaziz enteresan bir adam. Yani şöyle, Osmanlı'nın son yenilenme döneminde yenilikçi bir padişah. İlk defa yurt dışına giden padişahımız da şey, Sultan Abdülaziz. Prens miydi? Tabii ilk defa. Hatta bir rivayet anlatırlar. Doğru yalan bilmiyorum. Tarihçiler bunu konuşsun da. Ayakkabısı özel bir ayakkabılık yaptırıyor. Gavur toprağına basmamak için İstanbul'dan toprak dolduruyor. Çok güzel. Bir rivayet midir? Doğru mudur bilmiyorum. Yani ne yapıyor? Onunla mı geziyor? Onunla dolaşıyor. Ama şimdi nasıl Sevcan Hanım? Yakışıklı bir adam. Fakat iri yarı bir adam. Bir oturuşta bir kuzu yiyor diyorlar. Güneşi seviyor, avı seviyor. Böyle bir özelliği var. Yenilikçi. İlk Fransa'ya gittiğinde şimdi çocuklar nasıl? Ne akıllı ama topu gevur topu. Şimdi orada o dönemde kralları ve padişahları 3. Napolyon karşılıyor ya, karşıladığında 3. Napolyon tabi bilmiyor onun nasıl bir şey olduğunu. Aynı arabaya binecekler, atlılar gidecekler. Bu oturuyorlar ve tek oturuyor Napolyon yanında. Fakat Fransız bayanları özellikle çok ilgi gösteriyor bizim sultanımda. Aman onun oryantal isyanına. O günden kaldı Türk erkekleri pek evet, değil. Evet, oradan geliyor zaten. Hatta daha sonra dedikodular da var. Neyse magazine girmeyelim fazla. Onu başka zaman yaparız. O dönem, tam o dönemde de Osman Hamdi Bey orada öğrenci. Ha, o tabii, zaman. Evet.
Osman Han Bey orada öğrenci ve o dönem işte Namık Kemal da orada sürgünde. O bölümü geçer. Orada çok tamam. Şimdi konumuza dönelim. Evet. Çok dağıtıyorum farkındayım. Çok güzel şimdi, şey. Bak burada ne var? Bir de mesela hep merak eder. Herkes sorar. Bana da sorarlar, sen biliyorsun. Anlatılıyor sana diye. Bir de Santa Barbara var mesela. Santa Barbara. Onun hikayesini anlatacağım. Bak o çok merak çok edilir. Peki, sen kültür anlatayım müdürü olarak bunu en iyi bilensin. Yüreğine yani sağlık. Tam, onu da anlat. Tam bu nedir? Onu... Bak Santa Barbara'yı istiyorlardı hep böyle. Nedir soruyorlar. Ben de bildiğim kadar, ne bileyim ben yani, sizlerden dinlediğimi anlatıyorum, okuduğumu anlatıyorum. Hemen onu anlatacağım. Tamam. Sarayı bitireyim azıcık izninizle. Çünkü orada çok önemli bir şey var. Çok tamam. Tarihte yaklaşıyor. Onun için Atatürk hayatında bir kez basın toplantısı yapmıştır. Evet. Ve o binada, o sarayda yapmıştır. Orada Cumhuriyet'in kurulmasından 10 ay önce. 16 Ocak tarihinde yapmıştır. 16 Ocak. Bizim de gazeteciler onur günü olarak. Zaten evet. Ondan sonra arkadaşlar da o zaman çok toplanırdı. Cemiyetimizin, evet, zaten sizin cemiyetiniz her zaman. Evet. Basın onur günü olarak. Basın artık onur günü. Orada yalnız bir şey söylemem gerekiyor. Söylemeseniz. Şimdi şöyle bir haksızlık yapıyorlar Atatürk'e karşı. Atatürk buraya gelirken, İzmit'e gelirken yolda annesini, İzmir'de annesini kaybediyor. Zübeyde Hanım'ı. Evet. Haber geliyor telgrafla. Çok üzülüyor tabii. Ya şimdi hem dünya basını hem Türk basını, Türkiye'nin önemli gazetecilerini çağırmış. Gitmemesi, onlar gelmişler. Dönmesi, cenazeye katılması mümkün mü? Ve münasip bir tören bekliyoruz diyor ağlayarak. Ama şimdi bazı kişiler, ya efendim işte annesinin cenazesine katılmak haksız ya, bir böyle öyle bir şey olur mu? Yani öyle bir şey olabilir mi? Yani vatanını o kadar çok önemseyen ve seven bir insan ki. Vatan ya. Vatan varsa gerisi teferruatlı lafı, o zaman söylenmiş bir laftır. Şimdi bu basın toplantısının yapıldığı tarih çok önemli bir tarihtir ve bunun da sizler zaten gazeteciler olarak basın onu değerlendirmeye çalışıyoruz kendimize göre. Santa Barbara, evet, Santa Barbara'ya reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra çok önemli. Onu da öğrensinler hazırsınız. Kesinlikle. Buradayken onu da anlatırım ama reklamlardan sonra. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam edecek. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam ediyor. Evet, bu reklamı da geride bıraktık. Bitti. Şimdi ileriye bakıyoruz. Evet. Bakalım ne olmuş. Merak ediyoruz bu Santa Barbara'yı. Ben de şimdi bir de senin ağzından dinlemeyi çok istiyorum. Buyur anlat bize bunu. Gerçekten çok önemli bir konu bu. Sağ olun. Şimdi bu Santa Barbara olayı nasıl başladı? Nereden çıktı? Oradan başladı tabii. Şimdi bir gün Amerika'da yaşayan bir Kocaeli'li dönemin Kültür Bakanı istemeyen Talay'a mektup yazıyor. Diyor ki efendim mektupta Santa Barbara denen Azize Hristiyanlarca Azize kabul edilen büyük azizelerinden biri Santa Barbara İzmit doğumludur, İzmitlidir. Bunun açığa çıkması, turizm boyutuyla bunun değerlendirilmesi İzmit'e büyük katkılar sunacaktır filan gibi şahane bir mektup yazmış. Şimdi bakan bunu okuyunca hemen üzerine bir Sayın Yağmen konuyla ilgilen diye bana gönderdi mektubu. Mektup geldi ve şimdi o mektuba baktım, böyle çok güzel bir mektup. Hakikaten iyi niyetle yazılmış bir Kocaeli'nin kentine sahip çıkmak için yazdığı bir mektup.
okudum, ne yapacağım falan. Bir süre bekledim. Ne yapacağız bu şimdi biz? Yani nereden başlayalım diye. Sonra bir ziyaretimde Güzel Sanatlar Fakültesi dekanına konuyu açtım. Hocam dedim, ya bunu bilimsel olarak bunu sizinle götürsek nasıl olur? Olur dedi. Ben bir arkadaş görevlendireyim, çalışsın konuya dedi. Ben sana gönderirim dedi. Ben çıktım geldim. Geldim ama boş durmadım Sevcan Hanım. Ben de bir yandan kitaplardan Santa Barbara'yı inceliyorum. Nedir yani ansiklopediden bakıyorum filan. Resimlerine bakıyorum böyle filan. Böyle bir temsili resimleri var. Ama çok da Santa Barbara şeyleri var dünyada. Santa Barbara var, var tabii canım. Hristiyanlarca azize kabul ediliyor. Madencilerin ve denizcilerin koruyucusu azizesi olarak kabul ediliyor. Şimdi burada bir nokta koyup, konumuza bir nokta koyup bir buraya bir şey, bir açıklama tabii, yapmamız yani. Gerekiyor. Şimdi bir görüş, bir düşünce, bir topluma hemen birden kolay girebilir girmez, diyorsunuz. Tabii şimdi ki. İsa Peygamberimiz öğretisini ilk yaydığında büyük, o zaman dünyanın büyük, Roma dünyasının büyük eyaletlerine, başkentlerine şey gönderiyor. Havarilerini gönderiyor. Evet. Neredir buralar? Roma. Roma'ya gidiyor. Gizli gizli yani. Çünkü pagan, inanılmaz bir Roma'da inanılmaz bir pagan dini var. Ve katı bir din. Katı bir din. Böyle yani Hristiyan dediğin zaman daha İslam'a daha 600 yıl var. Yani daha İslam daha yok. Yok. 600 yıl. Şimdi Peygamberimizin gelmesine. Şimdi bu havariler İsa'nın öğretisini yaymak için İsa'nın havarileri denir zaten. Denir tabii, Hatay, Roma, İskenderiye ve bizim bu İzmir, Nikomedia. Tabii buraya mı geliyor? Burası aslında Hristiyanlarca şehitler şehridir. Tabii biz bunu değerlendiremedik. Bu yarım ukde kalmış bir düşüncedir benim kafamda hala. İnanıyorum ki bizi izleyen yetkililerimizle bu konuda. Çünkü şöyle, bunu turizm boyutu anlamında değerlendirmek lazım. Onu düşünüyordu zaten. Evet, şimdi ben bir gün oturuyordum, kapı çaldı, tak tak bir baktım bir bayan. Girdi, ben dondum kaldım, böyle baktım. Niye biliyor musun? Vallahi bak. O da şaşırdı. Ya ben Santa Barbara resimlerindeki bayan öyle benziyordu bak. Yemin ediyorum sana bak. Ya şaka değil. Neyse. Hoş geldin dedim, hoş bulduk dedim. O mu geldi sandın? Yok, o gelmez de. Geldi. Mesela onu sandın. Dedi ki ben dedi İçinur Karagül. Bak bizi dinliyorsa selam olsun kendisine. Hoş geldin hocam dedi. Hoş bulduk dedi. Dedi ki beni görevlendirdim Santa Barbara konusunu yapacağız. Neyse gitti. Evet, harika dedim. Bu Santa Barbara mevzusuna başladı çalışmaya. Tamam. Hadi. Gerçekten sonra Sabancı Kültür Sitesi'nde Sabancı Kültür Sitesi'nde bir etkinlik oturum düzeni açtık, yaptık. Bu oturuma tabii bizden daha sonra buna çok sahip çıkan, çok iyi niyetli. Şimdi iyi niyetli ama biraz bana kızmasınlar kardeşlerimiz. Bir sivil toplum kuruluşları bu işe gerçekten çok heyecanlıydı, çok sahip çıktı. Ben çok iyi biliyorum. İsim girmekte mahsur yok zaten, o zaten bilmiyor kendini. Numara abi heyecandan uçuyor. Numara abi, bakın tarihi olay. Bak canım. Şimdi selam olsun kendisine. Şimdi ya hala bir de kazı yani bir kazı yapılan bir bilim adamının daha kazıyı bitirdi. Yani kültür olayları bir günlük iki günlük olaylar değildir. Mesela hala Sevcan abla, öyle acıyorum bu insanlara. Mesela bir diyelim ki antik bir kent kazısında görevli bir profesör düşünün şu anda. Adam orada başlıyor, orada ölüyor. Ya, o bitmeden uzun, daha, evet. O daha yıllarca evet, devam ediyor. Evet. Çünkü kültür şeyleri böyle aceleye gelmez. Evet. Numan abi çok heyecanlı bir insan. Benden daha heyecanları var ama benden daha heyecanlı. Hemen bu işi biraz yapalım, duyuralım. Duyurması gerekiyor bunun çabucak. O da heyecanlı. Yani onun çok bir iyi niyetle. Bu da bir takım insanlar bu sefer acaba yani bu Hristiyanlık misyonerlik faaliyetler de dönemde var acaba falan gibi. Halbuki bunun turizm boyutu bakımından evet, çok çok önemli. Ya işte Bartolomos'un falan getirilmesi evet, olayı da gerek erken mi oldu bilemiyorum. Gerek var mıydı sonra? Bir yanlış bir şey var yani o bu yapılış yanlış, şeyin yolunda. Yanlış bu yol, işin yolunda. Yani, işte başlangıcında bir şeyler yani, var. Niye böyle tepki aldı? O dönem şöyle. O dönem biraz yani bir bazı kuruluşlar Müslüman mahallesinde salyangoz şey salyangoz mu satıyorsunuz falan. Satmaya çalışanlar aslında, var gibi falan dediler. Aslında amaç o değildi. Amaç Kocaeli'nin o tarihi kimliğini ya şimdi biz nasıl ya, o hac merkezi olacaktı gerçekten eğer bunu çok olacak daha bu bitmemiş bir olaydır. Bir gün devam eden bir süreçtir.
Bu mutlaka bu Kocaeli için. Burası çok inanılmaz bir sirkülasyon, inanılmaz bir turistik şey olacaktı yani ya. Bir de denize girilseydi şayet. Düşün yani, kuru fasulye işte. Sanayiye gerek yok ki. Bodrum'a gitmezdi. Tabii ki içtim. Bu kadar güzel içtim. Bu kadar yani bizim içtiğimiz kışımız çok az. Batı bölgesinin en inci gibi, en i̇nci güzel gibi. Yerinde al sana bir tatil kenti. Kesinlikle tatil. Aynen ve öyle. Turizm. Ve turizm. Efes gibi bilmem nasıl gidiyoruz, gözmeye görüyoruz. Yani şimdi gelen turistler hakikaten... Yani o öyle, o ama öyle, şimdi, devam ediyor. Devam ediyor. Gezmek isteyen gidip görebiliyor yani o mağarayı. Orası, orası... Ne oldu, ben son bayağıdır gitmedim. Bilmiyorum, müzeden arkadaşlarımız belge çıksa daha iyi olur falan diyorlardı. İşte orada onlar da... Orada. Şimdi 4 Aralık yaklaşıyor, bilmiyorum. Herhalde bir o sivil toplum öyle bir etkinlik yapıyor mu? Çünkü 4 Aralık yıl dönümü evet, Santa Barbara'dan. Bilmiyorum ya, ben atladım. O olayda şöyle onun o ülkemizin devamı getirdi. Babası dönemin valilerinden, burada önemli bir bürokratlarından. Roma'nın. Evet. Santa Barbara'nın. Bu dehşetle bir pagan ve diyor ki katı. Kesinlikle ibadet yasak. Yes. Gizli gizli ibadetler yapılıyor, Hristiyan ibadetleri. Bir bakıyor ki sarayımda kızım ibadet ediyor. Kafayı yiyor adam ve kızının kendisi ölüm emrini verdiği söyleniyor. Oraya kapatıyor demişlerdi. Öyle dönem, mi? Tabii daha sonra orada işte ondan sonra da öldü, kafası kesilerek giyotinde. Öyle mi oluyor? Şey yaparak ya, gibi travmatik. Daha sonra ama bu dinde şeye çıkan sefere çıkan balıkçılar, denizcilerin koruyucusu olarak, azizisi olarak şey oluyor. Hatta Akçakoca'ya yolunuz düşerse, Akçakoca kalesinde Cenevizlilerden kalma bir tarihi yazıt var. Hı. Şöyle yazar: ey deniz kızları, koruyanızları. Koruyanızlar. Ne güzel yani, değil mi? Ey deniz kızları, koruyanızlar. Güzel. Sade orası değil ki, mesela bizim o yukarı, onu da çok iyi biliyorum, evet. Çok içindeydim. Orhan bölgesinde, o Bahçeşme bölgesindeki o çok büyük bir şey olduğu söylendi. Tiyatro mu? Tiyatro mu vardı? Nasıl bir stadyum? Stadyum tiyatro, mu vardı? Tiyatro şöyle, evet, jimnazyum. Tiyatro ve öyle aklımda kaldı. Çok doğru. Bu da öyle duruyor galiba. Duruyor ama neden? Yerleşim çok zor. Bırakmadılar şimdi, ben biliyorum. Çok programlar yaptım. Biz o mesela şimdi size bir şey anlatayım. Bu Çukurbağ'da inanılmaz bir tarih çıktı biliyorum. Evet, bilirsiniz evet, yani. Tabii ki. O çok bir milat. Ne tartışmalar, ne programlar. Oradaki vatandaşımız oradayı bir park alanı, yani otopark yapmak için şeyi sokunca, hı hı. Bir gün vali yardımcısı beni aradı. Adem Karahsanoğlu. Ercan Bey dedi, ya dedim, dedi 3 tane roman kardeşimiz benim burada dedi. Dedim, ya dedi çöplükte bir şey bulmuşlar dedi, ona bir baktırsana. Dedim, tamam sayın valim dedim, müzeden bir arkadaş görevlendirdi. Gitti dedim, arkadaş geldi, gözler böyle. Ne bulmuşlar? Herkül heykeli. Hadi ya. Evet. Şimdi müzede sergilenir. Nasıl bulmuştur onu? Oradan kim çıkmış. Atmış onu oraya? Oradan çıkmış, oradan da onlar şimdi. Nasıl at? Eğer bunu müzeye falan haber verirsem, başıma bir iş gelecek, ben buraya nasıl olsa şey yapayım diyerek götürüp onu çöpüye atıyor. Onu attı, Allah'tan neyse ki onlar gelip haber veriyorlar. Yani. Biz o şimdi şu anda Herkül heykeli. Müzede mi? Müzede şu anda. Bizim müzemizde. Bizim müzemizde şu anda. Dört mevsim heykelinin yanında orada. Bak nereden ne çıktı. Daha neler var orada gibi. İlk renkli heykeller oradan çıktı. Numan anlatıyordu. Evet, o anlattığı şeyler hepsi doğru. Orası gerçekten ve onun altı gittikçe böyle şimdi orası o evleri kaldırın. Birden şey çıkacak, şehir çıkacak. Bir tarih yazıyor. Şehir. Sizin dediğiniz de doğru. Şimdi eskiden büyük şehirlerde şöyle bir şey gözünüz önüne. Burası liman kenti. Şimdi şöyle bir hayal edelim burayı. Evet. Liman aşağıda. Hı hı. Limandan yanaşan gemiler ki çok ticaret merkezi burası. Aynı zamanda işte o döneme ait tüm ürünler, baharatlar falan satılıyor. Bir alışveriş ve var. Aydınlatılmış bir kent düşünün. Meşaleler de anlatılıyor. Tabii. Elektrik yok. Tabii. Onu dersek nasıl? Behzat Plaza. Onun da işte bir şey var ama oraya gelmeyelim. Artık oraya yapılırken onun altından çıkanlar. Orada da evet, orada da büyük bir ihtimalle bir Roma. Hep içindeyiz bunların, biliyoruz. Evet. Çok güzel. Orada büyük bir Roma yapısı. Evet, orada da öyle dediler. Şimdi
Düşünün, gidiyorsunuz. Nasıl, nereden nereye? Geldiniz, yukarıda ne var bu sefer? Gladyatörlerin oyun yaptığı, Kocaeli'de çok gladyatör de var. Değil mi? Tabii. Ve tiyatro izlendiği bir yerler gibi düşünün. Hem maçların yapıyor. O zaman futbol maçı yok ama ne var? Gladyatör dövüşleri var, tiyatrolar var. Tabii. Yani işte o büyük. Operamsı bir şeyler ama var galiba. Büyük, buranın nüfusu da fazla olduğu için yani 50 bin kişilik, 30 bin kişilik, 60 bin kişilik böyle stadyumlar var. Antik kentlerde bu çıkıyor ortaya. Burada muhtemelen çok büyüktür bu 120 bin kişilik falan. Bu tarafta Kolordu tarafı, Kolordu deriz ya bize. O taraftan gelirken oralar, işte Kapanca'ya çıkarken o kısımlar hep tarih koridoru dendi. Koridor olarak tarih adlandırıldı. Adı yani. Öyledir zaten. Yani oradan yukarıya çıkıldıkça Tarih. Yukarıdan aşağıya doğru her tarafı katman katman. Bizim tarih. Bahçemizde vardı müdürüm. İşte biz babam Orhanlı ya, ailesi hep orada. Bizim aşağıda zeytin bahçede. Evet. Orada bahçemiz vardı, hep oyuklar vardı. Böyle giderdi onlar. Nereye gidiyor biliyor musun? Biz de korkar bakardık. Sorardık. Babaannem ne bileyim kızım onlar var işte. İzmit yedi kere batmış çıkmışız olmuşlardı. Falan böyle zannederlerdi. Herhalde yolda onlar. Söylediği çok doğru bir şey söylemiş. İzmit'in iki büyük talihsizliği var. Babaannem öyle derdi. Yedi kere batmış çıkmış derdi. Çok doğru. Çok doğru bir tanım. Tam yedi kere batmış. Ve üzerine katman katman bir yeni yaptılar. Bir şeyler olmuş derdi. Mesela şimdi bu az önce bahsettiğimiz Saray Müze dediğimiz o müzenin alt tepede ya. Evet. O neredeydi? O tepeler nedir biliyor musunuz? Tepeler, yığma tepelerdir. Onun altında muhtemelen ya bir mezar vardır, ya da bir saray vardır, bir şey vardır yani. Onlar yığma tepe dediğimiz o, yani şimdiki höyük diyorlar buna. Yığma tepeler, üç tepeler var. O tarafta çok var biliyorum. Tümdüz, höyük değil, tümdüzde böyle çukur olan yerlerdir. Tümdüzler, üç tepeler, tümdüzleri var, yığma tepeler. Orada da ünlü kişilerin mezarları var. Roma döneminde orada yaşamış. Orada havuz mu vardı? Bir su vardı. Tabii orada yani çok şey gerçekten. Yıkandı falan demişler. Oranın da bence Tayyip Başkanımıza buradan selam olsun. Oraları düzenlenip işte yeniden o oranın bir turizme açılması gerekiyor. Çok yani şey hakikaten. Var yalnız galiba hazine aramak için. Çok oyuklar vardı. Biz bak, gitmiştik çekime. Ne güzel söyledin. Her yerde oyuk. O ne? Şimdi hazine arayan kardeşlerimize buradan bir mesaj vermek istiyorum. Tabii. Olarak. Tabii. Şimdi bir gün yine bu anılar içerisinde yani bu arkadaşlar bu izin de alın bu şeyi. Yani bu izin alarak yapın bu kazıları. İzin aldığınızda hem vatanınıza bir hizmetiniz olur. Değil mi? Bir gün, kaçak yapıp da niye? Bir gün bir izinde de şöyle bir gün bunların da bir hayal dünyaları çok geniş. Öyle olmasa yapamazlar. Şimdi ilginç bir şey anlatacağım size. Bir gün bir arkadaş izin almak için bize yasal izin, kanuni kazı izni için müracaat etmişti. Ben bunun izni biraz tabii prosedür gereği bize inceleme yapıyor filan. Yani ona göre veriyor izni. Sit alanında mıdır ya da işte. Patrik ödü verilmiyor tabii yani. Patrik verilmiyor. İnanır mısınız bu arkadaş bir gün bana geldi ki siz dedi vatanı sevmiyorsunuz dedi. Aa. Evet ben dedi Türkiye'nin dış borcunu ödeyeceğim kardeşim dedi. Çıkarıcı gibi. Evet niye geciktiriyorsunuz dedi. Şimdi inanmış ve izin verdik biz. O kadar inanmış. Bir de masraflı bir iş bu. Ne oldu buldu mu? Ya Sevcan abla bir ay oldu bir ay. Yoksa buldu adam da götürdü mü? Adam inatlaştı. Yok olur mu? Biz jandarmaya haber veriyoruz. Evet. Müze uzmanı gidiyor. Her ihtimale karşı maliyeden adam gidiyor. Vereceği konumu için filan. Şimdi bu heyet netizleri. Hayal kırıklığına uğramış. Hayal kırıklığına bırak. Adam iflas edecek. Bir ay her gün büyük masraf. Ya vazgeçmiyor. Bulacağım Allah diyor. Allah. İlle çıkacak diyor. İlla bulacağım. Rüyasını falan mı görmüş? Rüya görürler ya. Geniş. Şimdi de bunlar böyle geceleri çok zarar veriyorlar. Ya, çok köstebek gibi yani. Gerçekten çünkü bu bilimsel kazılar iğneyle kuyu kazar gibi yapılan kazılar bunlar. Yazık. Aman gözünü seveyim. Bilinçsizce yapıyorlar. Yapmayın. Bilinçsiz hakikaten günahtır. Unuttuk bak. Kandıra tarafına çalışmadın mı hiç? Bak azıcık bitiyor program. Azıcık oradan da gücenirler bizi. Kandıra'nın faaliyet hemşerisi oldum. Bir de bu Bayraktar Köyü ve diğer Belen Mecidiyet Köylerindeki Hıdır Ellez Bayramı'na yaptığımız katkılardan dolayı. Evet. Bir gün
o Hıdır Ellez bayramları, halk bayramı olduğu için çok da seviyorum ben. Hıdır Ellez'in çok güzel bir gelenektir o aslında. Evet, İnsanları birbirine güzel bağlayan. Yani. Tabii tabii. İnsanları bir araya getiren her eylem güzel. Her şey keşke devam etse güzel güzel. İnsanları bölen, parçalayan her eylem kötüdür. İnsanlara gelin, tanış olalım, bir araya gelelim, kaynaşalım diye. İşte bayramların böyle bir işlevi var. Evet. Bu binlerce yıldır gelen bir gelenek ama ben de bazı düzenlemeler yapılsın diye yani oraya el attık filan. Daha düzenli olsun, daha düzenli yürüsün diye. Sercan abla şöyle, orada bir gün Hacı Bektaş Veli Derneği dedi ki Ercan Bey'e biz Fahri Tepe'nin ünvanı vermemiz lazım. O dedi, kadar yani, ya. O derece. Biliyorsun Alevi Bektaş'ın köyü o köylerimiz. Kandıra Belediye Başkanımız benim zamanımda, bak adı dilimizde Fefki abla eşi, o da çok ilgiliydi kültürel konulara. Evet. Kandıra'nın, Kocaeli'nin daha doğrusu 4 tane temel değeri var şu anda. Da devam eden. 1. Herekalısı. Evet. 2. Kandıra'nın yoğurdu ve bezi. Bezi. Kandıra bezi. Ben üçüncüsü de, hala şimdi geçen yine beni sosyal sigortadan aldılar. Kandıra bezini yaşatmak için bir hoca atamışım. O hocanın da sigortası ödenmemiş mi? Ne olmuş falan, kızcağız emekliden yararlanamıyormuş falan. Yani o da ayrı bir konu, girmeyelim. O çok sevindim şöyle, yani oraya da el atmışız o şey. Karamürsel sepeti. Evet. Karamürsel sepetin kısa bir öyküsü var, biliyorsunuz değil mi onu? İstersen hemen anlat, vaktimiz varsa şimdi anlat. Sultan Abdülaziz'den söz etmiştik ya, Abdülaziz yine bir ava geliyor. Diyorlar ya bu Karamürsel'in kirazı çok meşhurmuş. Evet. Evet diyorlar. Ve hemen kara müşteriler buna bir sepet kiraz getiriyor. Aha. Getiriyor küçücük bir sepet. Evet. Sepeti görünce Abdülaziz küçümsüyor. Yani bu kadar mı getirirler diye. Küçük sepet diye. Küçük sepet. Ama abla bunu tepsiye boşaltıyorlar. Ana! Ve o günden bugüne ufak tefek olduğuna bakma. Günümüze kadar bak, geliyor. Oradan demek ki. Şimdi bu kara müşteri sepeti... Niye öyle çok oluyor? Onun yapılış Allah şeklinden Allah. Galiba. Görüntü şey. Küçük ama içi hacmi çok geniş. Onu orada Ali diye bir kardeşimiz var. Ona da selam olsun, onu yaşatmaya çok çalıştı. Ben de orada onun kursunu açtım bir dönem. Evet. Bir hoca bulduk. Yani yaşasın dedik ama yavaş yavaş bir geleneksel değerlerimiz kaybediyor. Kandıra'nın da fuarlarda, Ankara'da ve diğer yerlerde çok tanıtımını yaptık. Yani hem o yoğurdunun, yoğurdun ilginç bir hikayesi var. Kandıralılar çok enteresan insanlar. Hep anlatırlar. Şimdi Kandıra Belediyesi gönderdiği arkadaşımız, adını unuttum şu anda, bağışlasın beni. Bakan İstemi Hantalay standları geziyor. Bizim standa geldi. Böyle aldı eline şeyi. Arkadaş, keşke boş olsaydı. Aldı Kandıra yoğurdunu. Efe bakanım dedi, bu bizim yoğurdumuz dedi. Şöyle bir çevirdi. Sen ne yapıyorsun dedi bakan. Dökülmedi. Taş gibiydi. Ve inanılmaz çok bir şey oldu bu. Hem onu hem bezi, Kandıra bezini ben Emine Erdoğan hanımefendiye de bir fuarda hatta Google'a giren arkadaşlar bulabilirler. Ercan'ı hemen yazsalar hemen. Ona herkes halı malı götürüyordu. Ben de ya dedim ne götüreyim Emine Hanım'a. Kandıra bezini götürdüm ve orada da hanımefendi bu bezin yaşatılması lazım ama çok uğraşanlar var ama onun yaşaması için bazı altyapı koşulları biraz azaldı. Ama önemli bir şey o da, yani o çok kıymetlidir. Onun da kıymetini yani tabii. Çünkü yazın... O da ki onlar da yok ama şimdi. Yok şimdi. Var bir köyde yani çok az. Yani. Halk eğitim binamı uğraştı, bizler uğraştık. O da çok yol kat edemedik belki ama o yazın serin, kışın da sıcak tutan bir bez. Aslında giydiğinde özelliği var dokunması. O zamanki insanların çok kullanımında olan bir bez o. Kandıra geleneksel değerlerin yaşatıldığı, Kocaeli göç alan bir yerdi ya. Hı hı. Geleneksel değerlerin yaşatıldığı bir bölgemiz olduğu için biz oraya, ben Hager'de belediyeyle de görüşerek, oranın Sercan abla halk kültürlerinin araştırılmasını yaptırdım. Orada depreme denk geldim. Depremden önce oluyor bu anlattığım olay. Evet. Depremden önce arkadaşlar geldiler, 7-8 tane oyun buldular. Halk oyunu. Kocaeli'ye ait oyun yoktu biliyorsunuz. Hala yok. Yok. Ve maalesef buldular. Mevlana, Topkapı Sallaması adları şimdi aklıma geliyor. Bak bunlar da var. Bir helva günü, geleneksel yapılan bir helva gününün videosunu falan çekmişlerdi. Bir de
İzmit romanlarını, İzmit romanlarımızı anlatan, onların araştırmasını yaptırdık. Burada kültür yani şey olarak. Böylece halk kültürleri bakımından da Kandıra'nın da böyle bir manav kültürünü, oranın yani geleneklerini, göreneklerini, yemek adetlerini gibi bir araştırma yapmıştık. Şu anda çok gündemde. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin hatta kültür evi açtılar. Öyle mi? Tabii. Portakal Hafız Konağı'nı kültür evi yaptılar. Ha, bu burada şey, tabii, daha biliyorum onu. Biliyorsun işte orası. Ben Kandıra'da zannettim. İşte manav kültürünü tanıtıyorlar kültürü, daha çok. Çoğunlukla da Kandıra bölgesinden. Şimdi tabii orası, türküler, şeyler, oyunlar falan. Kocaeli çok ilginç. Orası manav kültürü. Bu tarafa baktığımız zaman Körfez, yani iki deniz bir yaka diyoruz ya. Evet. Bu tarafta da işte Karadeniz, eski Karadeniz kökenli insanların göç ederek gelip yerleştiği. Bizlere manav sorardık. Biz manav derdi. İşte manav da galiba yerleşik olanlara değil mi? Tabii çok çeşitli, bunun manav adı nereden geliyor? Bir rivayete göre, hemen bitiriyoruz arkadaşlar. Bitmez. Şimdi kültür nedir diye sorsak saatlerce konuşuruz. Her kültürün tanımı yok, biliyor musunuz? Her şeydir. Her şeylere ilgilidir. Böyle bir konu açtığınız için abi sen tamam falan diyorsun. Peki hemen kapatıyoruz. Sarayın manav şeyini karşılıyor. Ya şeyini, sarayın ihtiyaçlarını ekiyor, buradan biçiyor. Gidiyormuş. Yoğurt buradan gidiyor, ekiyor, yani biçiyor. Ya. Ekici bir toplum. Evet. Yani şeyle tarıma ve şeye çok önem veriyor. Doğal üret. Bir de yasalara hep bağlı olmuşlar. Yani devlet şeyine. Şey, yani hiç isyan etmeyen böyle hakka hukuka uyan falan veyahut da sessiz sedasız bir halk. Onun için İzmitli böyle kalmış. Yok ya İzmitli. İyi sessiz sedasızdır. İzmitli'de çok iyi dostlarımız var. Sessiz sedasız. Bazen. Kapatalım diyor. Evet kapatalım. Ama şunu ama söyleyeyim evet, size. Hemen söyleyelim. Son sözleri de söyleyebilirsin. Arkadaşlarımıza bir selam söyleyeyim buradan. Tabii. İzmit'te çok değerli dostlar edindim. Tabii. Gerçekten bunların hepsine çok çok selam olsun. Şimdi birisini unutursam ayıp olur. Onun için isim vermiyorum. Toptan. Şimdi buradan çıkar çıkmaz bir fotoğraf serisine gideceğim. Ondan sonra şuna bir katılamamıştım ben canlıyı. Özcan'a mı gideceksin? Evet, benden çok selam söyle. Çok severim. İnşallah ben de öyle bugün gidemeyeceğim ama sonra başka bir gün müze müdürünü ve daireye belki zaman kalırsa uğrayıp bir arkadaşlar da ziyaret etmeyi düşünüyorum bu arada. Hadi bakalım. Onlar ben çok titizdim. Onlar benim çok kahrımı çektiler. Ya. Öyle titiz bir müdürdüm ki. Severler de ama kızarlar da biliyorum. Kızarlar. Bir şey diyemiyorlar. Çünkü mükemmel. Ya bu yapılacak. Güzel olacak. Diye. Hepsine selam olsun. Size de teşekkür ediyorum. Beni... Valla ben de rica ederim. Evet. Bir şey söylüyorum. Yani. Ben zevk aldım. Sağ ol. İyi ki geldin. Her zaman çağırırım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar yani güzel bir sohbetti. Aynen beni de çok eskilere götürdün. Sağ ol. Bizler bu ilde hayatımızı geçirdik. Evet, bu hayatımızı verdik. Çok önemli şeylerimizi geride bıraktık. Bu il için koştuk. Çoluğumuzu çocuğumuzu bazen bırakıp işte onlar da bizim bu fedakarlığımıza sustular. Çok şükür helal olsun. Evet. Yaptık. Güzel işler yaptın. Kesinlikle. Hiçbir zaman için unutulmaz. Bunu bil. Unutulmaz. Unutanlar da varsa onlara hiç kafana takma. Zaten unutmuşlardır onlar. Aynen öyle. Onun için unutmak istemişlerdir. Ben efendim sevgili Ercan Yemen'le o kadar güzel bir program yaptım ki sizleri de zannediyorum aynı duygular içine soktum. Soktuk. Birlikte bu duyguları yaşadık. Ama çok şey de öğrendik. Ben tavsiye ediyorum. Bunu söylenenleri unutmayın. Kültürünüze sahip çıkın. Kültür demek orada yaşayan insanların ta kendisi demek. Aynen. Onun için geleceğe de bunları aktarın efendim. Bizim çabamız da bu. Hepinize güzel günler, sağlıklı, bol kültürlü günler diliyorum. Ve tekrar Ercan Yemen'e çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. İyi, sağlıklı kal. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Yıldızlar Yatırım Holding kentin değerlerini sundu.